Baba. Ne yapıyorsun sen benim küçük kızıma? Şey Ferdi amca. Amcana bir sana iki. Gel lan buraya. Babacığım ne olur yapma babacığım. Ha? Ay. Sen nasıl benim oğlumu kaçırdın? Artık senin Gül diye bir girlfriend'in yok çocuğum. Unuttun mu? Babası sizin ilişkinizi tek yumrukla nakavt etti. Bana ne yapmam gerektiğini söyleyemezsin anne. Paranı bu evden aldığın sürece ben söylerim. Belçika'ya döneceksin. Game over and goodbye. Öyle mi? O zaman alayınıza goodbye. Ben kendi paramı kendim kazanırım. Hem çalışır hem okurum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Feride. Gel buyur otur. Oturmayayım otur. Şu mahalledeki emlakçı senin arkadaşın değil mi? Hayırdır enişte ne oldu? Ablanla konuştuk, evi satıyoruz ve gidiyoruz Tekin. Ne? Bana sormadan. Sana ne soracağım be? Ben de o evde yaşamıyor muyum enişte? Ben de bu ailenin bir ferdi değil miyim ya? Sen bu ailenin bir ferdi değil, sen bu ailenin asalağısın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hayır hoş geldin. Muhtar, şu mahalledeki emlakçı senin tanıdığını değil mi? Hoppala. Hayırdır, senle mi taşınıyorsun? Başka kim taşınıyor ki? Biz. Hem de bana sormadan. Allah aşkına biri açıklasın ya. Ne yaptık biz bu kadar eziyet çekecek? Sevdik. Ve bundan hiç vazgeçmeyeceğiz. Söz ver bana. Söz mü? Ben senin için böbreğimi veririm can. Böbrek mi? Ha. Canımı veririm deseydin daha bir uyardı ambiyansa ama... İşte benim ilk başta aklım aslında o geldi. Ama ismi Can olan birine canımı veririm demek çok saçma kaçtığı için... böbrek diyeyim dedim. Hani böbrek de zor bulunuyor ya. Ben de sana seve seve iliğimi veririm. Heh, bak biz tam birbirimize göreyiz işte. Ne olur hiç ayrılmayalım. Hiç ayrılmayacağız söz. Tamam. Hiç ayrılmayacağız. Ya şu ortaklığı ayırma işini diyorum. Vazgeçseniz ya. Çocuk musunuz gözünüzü seveyim ya. Hakikaten bu ne ya? Ver misketlerimi, al misketlerimi. Olur mu? Hem güya bunların içindeki en aklı başındaki insan sensin. Hayır yapma. Haklısın. Benim aklım başımda. Ferdi de aklını başına alsın, candan özür dilesin. Ya eniştem hiç candan özür diler mi? Gözünü seveyim. Malını biliyorsun ya. Ha, mal olduğunu bilmez miyim? Biliyorum. Hem ayrıca mesele canın sadece benim oğlum olması değil... genç delikanlı manitasının önünde yumruk yedi. Cık. Hadi o iş halloldu diyelim, çözdük onu. Nermin falan, yaş iş beyler, boş verin. Ya ben bu yaştan sonra senin tır şoförlüğü yapmanı istemiyorum Ferdi. Elimden başka bir şey gelmez Gülbahar. Taksiye çık enişte. Sus be. Gülbahar, güzel iş. Parası değil. Yalnız Mersin'e taşınıyoruz. Niye? Şirketin filosu Mersin'de Gülbahar. Çocuklar ev aramaya başladılar bile. Biz sen Kıbrıs'a dönelim Mehmet Ali. Ne? Evet, dönelim. Zaten nasıl olsa Gatakopyalı Kamil de öldü değil. Mekanı cennet olsun diyeceğim ama. Boş ver yahu. Zaten kimseye borcumuz da kalmadı. Madem bütün apartman taşınıyor, biz de gidelim Mehmet Ali. Alalım çocuğumuzu, gidelim. Kendi memleketimizde büyütelim çocuğumuzu. Ne de? Vallahi sen tamamsan, ben de tamamım Bececiğim. Minicik değil mi? Her aradığımda o telep... ne olursa olsun senden vazgeçmeyeceğim. Asla senden vazgeçmeyeceğim. Evleri, apartmanı, ortaklığı değil... dünyayı ikiye ayırsalar senden vazgeçmeyeceğim. Senden ayrılmamanın bir yolu yok mu ya? Hı? Aslında bir yolu var oğlum. Mama Ali, Gül'ü gördün mü? Vallahi canına el ele kafeden çıkarlarken gördüm demin. Nereye gittiler? Bilmem vallahi. Bir taksiye bindiler, gittiler beraber. Ablama bak, yürü be abla be. Kaç bakayım. Biz iyiyiz, merak etmeyin. Lütfen peşimize düşmeyin. Can ve Gül. No. 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 Nermin! Nermin!
Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yapma be. Yapmayın çocuk. Bana söyle çocuk. Çöpler bundan sonra üçe ayrılıp atılacak. Çöpümü istediğim yere atarım. Ah Avrupa. Para için yapmam çocuk Mehmet Ali, anlar. Ah Avrupa, ah. Can, Brüksel'den gelir alacağız değil mi oğlum? Türk kızlarının suyu mu çıktı? Seçimle geldim, seçimle giderim kardeşim. Ah Avrupa, ah. Kokorecimi, damardan tuzlamamı, işkembemi, mumbarımı vermem. Ah Avrupa, ah! Ne işler açtın başımıza? Avrupa'ya mührümü basacağım kardeşim. Şimdi sen düşün Avrupa. Tekin! Çok özür dilerim. Çok affedersiniz. Kusura bakmayın, biz kaçıyoruz da. Boya ne ya sizin kaçmanızdan? Doğru. Ona ne? Yavrum, sen karşına çıkan ilk insana niye biz kaçıyoruz diyorsun? Bilmiyorum, öyle hayatım boyunca zırt pıt kocaya kaçmadım. İlk defa kaçıyorum, belki ondandır Can. Her neyse. Ne yapıyoruz şimdi, bir otele falan mı gitsek? Şüş. Hayret bir şeysin ya, nereye gidelim peki? Hem kız kaçırıyorsun hem de bir planın yok mu Can? Hayret bir şey olan asıl sensin. Ya benim seni kaçırmak gibi planım yoktu ki. Sen demesen 40 yıl aklıma gelmez benim. Anlaşıldı. Taksi! Nereye? Otogara. Can yürüsene ya! Sizin o doktor müstehlisi oğlunuz kızımızı kaçırdı. Ben o mesajda zorla kaçırma iması falan göremiyorum. Ne haber? Şş, ne oluyor ya, ne oluyor? Durun bunun oğlunuzu, söyleyin kızımızı getirsin. Ha? Arkadaşlar niye uzatıyorsunuz? Eninde sonunda geleceğimiz nokta şu. Hamallar geldi. Kamyonlar yola çıkma hazır. Ama biz hazır değiliz Hamal Bey. Çabuk eşyaları geri taşıyın. Ben de bu arada karakola gideyim. O salak oğlunuz dünyanın kaç bucak olduğunu arasın. Hepsini, tüm becerenleri tutuklasınlar Ferdi. Sen kimi karakola şikayet ediyorsun? Stop it, let's go Mahir. Biz de şikayetçi olalım bunlardan. Nefret ediyorum bu kırıgüllerden. Dayı. Artık dağılmazsanız havaya ateş etmek zorunda kalacağım ya. Ben nasıl dağılalım memur bey? Bunlar benim kızımı kaçırdı. Nereden çıkacağım kızım? Kimsenin kimseye kaçırdığı yok kardeşim. İkisi de 18 yaşına geçmiş bunların. Ya hiç olmazsa kayboldular diye bir arama emri çıkarsa. İyi de güzel kardeşim. Kaybolmamışlar ki. İkisi birlikte size mesaj atmadılar mı? Biz karışamayız kardeşim. Hele hele Avrupa Birliği'ne üye olduktan sonra hiç karışamayız. Bizim adetlerimizden Avrupa Birliği'ne ne? Bu kızın babası ben miyim yoksa Avrupa Birliği'm be? Karışamayız kardeşim. Bu kadar işim gücüm var benim. Hadi kardeşim, hadi kardeşim, hadi kardeşlerim. Memur bey, bunu burada çözmezsek olmaz ama ya. Gitti kızım, gitti kızım. Oğlum. Görüyor musunuz? Sırf inadından benden önce bayılıyor bunlar. Ne alakası var senin inadınla biladına? Tansiyonun düştü benim. Kızıya bak, nabzım atmıyor ya. Tamamdan beri sen de siz de uğraşıyorsunuz. Allah'ım korusun. Allah'ım korusun. Allah'ım korusun. Dizi aslında bal gibi bitti. Ama son reklamları da seyredelim diye bitmemiş gibi yapıyorlar. Allah sizi kahretmesin değil mi? Aman şu mübarek Ramazan'da nasıl insanın ağzını bozduruyorlar ya. Öf, öf. Hayırdır bu saatte? Kim o? Babaanneciğim ben geldim. Ah. Ay, ay.
gelmiş. Ah babaannesinin gülü gelmiş, benim güzelim gel gel. Oh, ay canım benim. Babanlar nerede? Arabayı mı park ediyorlar? Babaanneciğim, babanla yok. Biz Can'la geldik. Can? Kim bu Can? Nişanlım, nişanlım babaanne. Ne? Biz evden kaçtık da. Hadi matmazel, herkesle vedalaştık. İnşallah sen de helal edin hakkını. Aman be yeşil. Ne hakkımız geçti ki? Helal olsun. Asıl sen helal et hakkını. Helalleşmeye bak. Esas sana helal olsun be dünyanın en Türk matmazeli. İlk fırsatta geleceğiz Kıbrıs'a. İnşallah. Sizin günlüğü artık Kıbrıs'ta yaparak ha? Neden? Ben de ne zaman bir veda densizliği yapacak diyordum. Gel buraya. Gelin hadi. Güle güle Avrupa apartmanı. Güle güle. Evet matmazel, yani bizimle ilgili her şeyi çözdün. Bir bu arkadan su dökme işini bir türlü çözemedin ya. Helal olsun. Ya neyse, ağlayarak vedalaşıyorduk. İşte güle güle vedalaşıyoruz şimdi. Hadi selametle. Hadi selametle, hadi Allah'a emanet olun. Hadi. Hadi. Vallahi. Kaçarlar abi. Abi? Yani sevgilim, kaçarlar tabii. Canından bezdirdiler çocukları ya. Ya ağzımdan kaçtı sevgilim, biliyorsun işte. Neyse, matmazel, yarın siz kaçta kalkacaksınız, gideceksiniz? Biz yardıma gelelim, böyle olmaz. Abi ha? Gül arıyor. He. Alo, canım benim. Nasılsınız? Tamam. Tamam. Ve tamam, merak etme. Oldu. Bir şey ihtiyaç olursa hemen ara, tamam mı? Can'a selam. Neredelermiş? Sormadım. Ama kızarlar diye aileler aramamışlar. Biz çok iyiyiz, çok mutluyuz. Sen söyle dediler. Hemen haber vereyim ben. Tabii haber. Demek abi muhtara, öyle mi? Ya ağzımın içine bir avuç dolusu eşek arısı dolsaydı da söylemeseydim. Bitirdim kendimi değil mi? Hı hı. Özür dilerim sevgilim. Çocuklar. Ne olup bittiğini anlatmamak için habire ağzınıza bir şeyler dolduruyorsunuz ama ben erken yatmam. Maazallah siz çatlarsınız yani söyleyeyim de. Hadi Gül başla. Tamam babaanne. Şimdi her şey şöyle başladı. Canlar bizim okuluktan taşındıktan sonra biz bir türlü anlaşamadılar. Birbirlerini hiç sevemediler. Biz de bir kaçak. Bu böyle film gibi. Kaçak göçek işler yapmak sanki birer suçlu gibi orada burada saklı durmak süslü püslü bir roman farklı farklı kahramanlar ilk görüşte oldu aşk ama kaçarak bu iş olmaz ki dur biraz ne var ki söylesen seni. Düşünmeden söylesen.
düşünmeden. Ve babama yakalandık. İşte her şey böyle oldu. Ay ne güzel anlattınız. Böyle bütün aşkınız film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Öyle ama herkesin tadı kaçtı babaanne işte. Şimdi bütün apartman bizim yüzümüzden taşınıyor. İnsanları yerinden yurdundan ettik resmen. Biz de ne yapacağımızı bilemedik, kaçtık efendim. Ah, ama ne kaçma. Bir görsen Can o kadar güzel bir plan yapmış ki her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüş, taşınmış, tasarlamış ki kaldık sokağın ortasında şebelek gibi. Benim aklıma sen gelmesen. Ya ne fark eder ki hayatım? Şu anda burada ve birlikteyiz. Önemli olan da bu değil mi zaten? Aferin oğlum sana. Sen buna uyma. Hep böyle mantıklı, makul ol. Yoksa başka türlü nasıl başa çıkarsın bu deli kızla? Oo, babaanneciğim, Can geçti herhalde sınıfı. Hadi öp bakalım, gel. Şimdi bu doktor mu olacak? Ay inşallah babaanne. İnşallah. İyi. Hadi bakalım benim çıkmam lazım. Nereye bu saatte şimdi? İstanbul'a. Aa. Bu işlerden anlayan birinin sizin meselenizi çözmesi lazım. Bu işlerden anlamak ne demek babaanne? Rahmetli dedeciğim babaannemi kaçırdığı için kıdemlidir kendisi. Evladım gördüğün gibi armut dibine düşüyor. E bize de armudun sapını, üzümün çöpünü temizlemek düşüyor aile büyüğü olarak tabii ki. Babaanneciğim bu saatte gitmeseydin keşke ya. Yok yok yok, bir an evvel gideyim de bu saçma durum bitsin artık. Ben mi götürseydim acaba sizi? Aa, sen yani torunumu yalnız mı bırakacaksın? Babaanne canı sevmene o kadar sevindim ki. Ayrıca bizi baş başa bırakacak kadar güvendiğin için teşekkür ederim. Baş başa mı? Evlenmeden sizi baş başa bırakacağım kim söyledi kızım? Tanıştırayım. Ayşe, halan sayılır. Taksiyi bekletiyorsun değil mi Ayşe? Bekliyorum. Hadi canım. Hadi. Güle güle güzelim benim. Bakalım. İyi yolculuklar. Sağ olun. Adın ne senin? Benim Can. Ben Can. Al çocuğum. Anne ben bir bardak su istemiştim. Bu ne ya? Bardakların olduğu kolyeyi bulamıyorum evladım. Ay, siz erkekler bayılırsınız öyle şişeyi kafaya dikmeye. Ne oldu şimdi? Vay be nasıl da yakışmış dayısının pijaması. Abla, benim diş fırçam nerede? Ya bana kimse hiçbir şey sormasın. Vallahi hepinizi paralarım ha. Çocuğun nerede olduğunu bilmiyorum. Buna kızım da dahil. Gülbahar, benim bir an önce Mersin'e gidip işbaşı yapmam gerekiyor. Adamlar her gün arıyorlar. Gül Hanım'dan yeni bir mesaj getirdi mi Avrupa ajanı atmasak. Ailemizi böldüler, ajanlar aracılığıyla haberleşebiliyoruz. Ya komiser bana hala 18 yaşındalar, hala Avrupa Birliği diyor. Yani çıldıracağım, delireceğim. Yani kolileri yiyeceğim sahur yerine Gülbahar. Ay vallahi benim de asabım, sinirlerim çok bozuk kaldı. Bak 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 ellerim falan titriyor. Ben herhalde yarın oruç falan tutamayacağım. Sen de çok sinirlisin, tutma. Tutacağım Gülbahar. Gül Hanım'ın fırtınalı aşk hayatı yüzünden oruç tutmayacak değilim. Eniştemle beraber ben de tutacağım. Sen hayatın boyunca oruç tutsan günahlarına denk gelmez tokatçı tekin. Orasını Allah bilir enişte. Ben de tutacağım baba. Tut koçum. Bana bak. Zamanında uyan. Git köşedeki börekçiden bir kilo kıymalı börek al. Sen de güzel bir çay demle Gülbahar. Olsun bitsin ya. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Baş üstüm. Dilberi, nasıl aldı Jo Hanım'ın aklını baştan, nasıl? Öyle konuşma Nermin, bak bu çocuklar beraber kaçtılar. Yarın işler ciddiye biner, bugün ettiğin laflar gelir seni tırmalar Nermin, yapma. Bana bak, yoksa sen mi saklıyorsun bunları ha? O, ya, ne? Yok tövbe, nereden çıkarıyorsun bunu? Sen iyice delirdin Nermin ha.
Sen bu çocukları bu kadar desteklediğine göre beklenir yani senden, beklenir. Yavrum çocuklar durduk yere kaçmadılar ki. Çok üzerlerine gittik, çok tepki verdik. Sonunda kaçırdık çocukları, dönerler sen yakında. Merak etme, endişelenme. Endişelenmeyeyim mi? Okey mi ya, okey. Yarın bir gün o kız hamile gelsin de bakalım o zaman ne yapacağız. Oha aman Ermi. Sana oha, sana oha maho. Kız garantici, kendini garanti altına almadan hayatta dönmez. Buldu tabii yakışıklı, zengin, tıp öğrencisi çocuğu. Koyarlar da çocuğu. Şu mübarek Ramazan günü harbiden çok büyük günaha giriyorsun Nermin. Tövbe estağfurullah diyorum, başka bir şey diyemiyorum. Pes! Sahura kalkacağım ben, yatıyorum. Sıpar. Derhal internetten bir dedektif bulmalıyım. Ben öyle senin gibi elim kolum bağlı kös kös oturacak değilim. Kös kös oturamam ben. Torunumun da kroğenler taşımasını istemiyorum. Pis kız. Zehirli sarmaşık. Poison Ivy, Poison Ivy. Kim yatıyor burada? O. Ben? Babaannenin odasında. Hı, iyi bari. Hadi aşkım. Yaklaşmayın. Hadi bakayım. Herkes yatağına. Taş taş. Tamam maşallah ya. Sen sahura kalkacak mısın? Kurayım mı ben telefonumu? Hayır. Ben uyumayacağım. Niye? Ay, uyusam çok hoşuna giderdi değil mi? Ayşe hala gerçekten gerek yok. Sen istersen beni odaya kapa ama uykundan olma yani. Uyumam. Ben aranıza koymuş bir kılıcım. Yaklaşanı keserim. Peki madem. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz sabah. Çok güzelmiş. Gel. Tekin! Niye sahura kaldırmadın be? Allah! Aman canım sen de saatini kuruverseydin. Hiçbir konuda güvenmezsin. Bu konuda güveneceğin mi çıktı şimdi çocuğa? Değil mi abla? Hem ben demedim ki sizi sahura uyandırırım diye. Bu evin horozu ben miyim işte? Bana bak! Vakitsiz örtme, keserim ipini! Gülbahar, ben sahurda davulla uyanmaya alışım. Tamam işte, benim onunla da alakam yok. Davulcu muyum ben? Ne bağırıyorsun bana enişte? Oğlum bak, git! Dur. Tamam, dur. Ah, durun bir, durun. Ah, telefon çalıyor. Telefon. Alo. Buyurun. Ah, Müyesser Hanım. Merhabalar, buyurun efendim. Ha, geçmedi değil mi? Evet geçmedi. Biz de duymadık davulcuyu. Duymadık, evet. Ne demek oldu, rica ederim. İyi günler. Ya, niye geçmedi bu davulcular Gülbahar? Bak, insanlar uyanamamış. Hep bu Avrupa Birliği yüzünden. Onlar yasaklamıştır. Ama ben göstereceğim o Avrupa Birliği'ne. Ferdi'cim dur hayatım. Ferdi, git çabuk enişteni yakala. Hayat. Da yakalamam. Baksana davulcunun hesabını bile bizden soruyor. Ben bıktım artık abla, her sabah kalk bundan zılgıt ye. Bırak bu sabah da rahat kafamı dinleyeyim abla. Geçmemiş davulcunun hesabını benden soruyor. Ben davulcu muyum ne bileyim ben. Mali. Yeşim. Siz niye döndünüz ya? Sorma Feride abi. Bizim borçlu olduğumuz tefeci öldü, borçlarımız silindi diye dönerdik Kıbrıs'a. Adam ölmüş ama borçlarını oğlu devralmış. Mehmet Ali'yi bir dövdüler oraçta. Ayı gibi bağırttılar kocamı. Yani sesi Rum tarafından falan duyulmuştur kesin. Yeminle zor kaçtık Feride abi. Ya. Neyse çok sevindim ya. Yani ben de sevinmedim diyemeyeceğim aslında. Ne oldu, özledin bizi Feride abi? Özlemez miyim ya? Hem sizi özledim hem de eski Ramazanları özledim. Mali. Sen al bakayım şu parayı. Nedir abi bu para? Kendine bir davul al. Davul? Ramazan davulu. Sahurda çal, bütün mahalleyi uyandır. Vur inlesin, Avrupa dinlesin be. Tamam be abi, benim kafam zaten davul gibi oldu. Ferdi. Anne. Hastanede tetkiklerim vardı. Birkaç gün erken gidip de şunlara bir sürpriz yapayım dedim kızım. Hakikaten çok büyük bir sürpriz oldu bizim için. Değil mi Ferdi?
en az 15 gün buradayım. Aa! Ay ne güzel, ne güzel. Başımızın üstünde yeriniz var anneciğim. Da. Ay galiba ben uygun bir zamanda gelmedim ha. Nedir bu hal ya? Siz taşınıyor musunuz? Nedir? Ya. Aa. Evet. Ama aşk olsun. Hiç haber vermediniz. Ne oldu böyle birden? Ne oldu? Daha büyük bir ev mi buldunuz? Hangi muhitte? Muhit Mersin. Mersin mi? Ay o nereden çıktı şimdi Mersin? Anne ben darlandım, sıkıldım İstanbul'dan. Ha. Yani çocuklar da büyüdü, ha, değil mi? Hadi artık Mersin'e gidelim dedik ya. Bilirsin sen Mersin'i çok severim ben. Ha, öyle ya. Mi? Mersin çok güzel şehir anne. Ben bayılırım Mersin'e. Ya biz şimdi taşınalım. Sonra sana haber verecektim. Alıp götürecektim seni. Sürpriz yapacaktık. Ama ne yapalım işte. Kısmet. Ha oğlum. Senin böyle bir Mersin aşığı olduğunu hiç bilmiyordum. Aa, anacığım aşk olsun ya. Ben Mersin'i çok severim. Bayılırım Mersin'e ben ya. Tabii canım. İyi madem iyi canım. Hadi bakalım hayırlı olsun. Ay gelirken kapının önünde Emre'yi gördüm. Gene böyle top peşinde koşturuyordu. Ama Gül'ü göremedim. Gül nerede? Gül. 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 Komşular, çocukları iki günlüğüne tatile gittiler. Yaz tatili. He. Ama bilse senin geleceğini hayatta gitmezdi anacığım. Bilirsin yani seni ne kadar çok sever. Babaannem der başka bir şey demez yani. Tabii bilmez miyim, bilmez miyim. Öyle, öyle. Yaz, yaz. Yaz tatili, hay Allah. Çok sever. Değil mi? Komik değil mi? Keriz miyim ben kardeşim? Niye oturmayacağım, 3 ayın kirasını vereyim ya? He? Kontrat mı? Yemişim senin kontratını. Allah Allah. Dinin imanın para olmuş senin. Topa. Yapma kardeşim. Bu kadar küfürle tuttuğun orucun ne kıymeti kaldı? Tay kaldıramıyorsan tutmayacaksın. Boşu boşuna aç kalıyorsun. Ya delirtti beni Tekin. Yok kontratta yazıyormuş. Tamam peki o zaman 3 ay daha oturuyorum. Ama 3 ay sonra bu parkeleri sökmeyen, o taktırdığı çift camlara balyozla dalmayan, duvara hissiyatını dökmeyen muhtar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Ferdi. Sen aşağı inmek için annenden izin aldın mı enişte? Ne diyorsun sen be? Yok Latife ettim enişte. Ablam söyledi de annesinin korkusundan kızın gittiğini söyleyemedi. 2 günlüğüne arkadaşına gitti dedi. Ondan dedim ben şey. Korku değil. Bu yaşa geldin. Bir evladına sahip çıkamadın diye anasından fırça yiyecek adam değilim ben. İyi de şimdi Gül 2 güne kadar ortaya çıkmazsa ne yapacağım Ferdi? Bu benim kredi kartım. Mübarek Ramazan. Ne mucizelere şahit oluyoruz Pampiş'e. Allah Allah. Ya. Denize düşen tekine sarılır. Bu da arabanın anahtarları. Aha. Ohara. 48 saat içinde bana bulup Gül'ü getireceksiniz. Enişte bu kartın limiti neydi? Bütün harcamaların faturasını isterim Tekin. Tamam da ama şimdi bizim de bir dedektiflik ücretimiz var. Onu ne yapacağız? Yeğenini bulacaksın. Bir de dedektiflik ücreti mi istiyorsun be? Ha? Zaten beni sahura kaldırmadın. Açlıktan midem sırtıma yapışmış. Şimdi seni öyle bir silkelerim ki Tekin. Görürsün dedektiflik ücretini sen be. Ya neyse ben çocukluğumdan beri zaten özel dedektif olmak isterdim. Ben varım arkadaş. Tamam varız biz. Gül'ü de buluruz. Buluruz değil mi? Tabii canım. Buluruz. Da. Hani oldu da bulamadık. O zaman dönüşte bu kartı sen bana yedirmezsin değil mi? Kartı yedirmem ama. Bu durumu istismar edersen. İnan bana, başka yöntemlerle o kartı bünyenin bir tarafına tıkarım Tekin. Anlaşıldı mı? Oo, hadi bana iyi bak.
Hayır canım, tutamayan tutmasın bu orucu. Bak herkes köpür köpür köpürüyor. Hayır günah yani, ben onlar adına düşünüyorum. Mahir Bey, dün gece 3'te neredeydiniz? Sana ne kardeşim? Nasıl bana ne? Ben dedektifim. Bütün bilgileri bilmem gerekiyor. Bilsen olur, bilmesen ne olur? Çocukları ben kaçırmadım ya. İnspektör Bey, Can'la Gül'ün beraber çektiğimiz resmini buldum. Çok şüpheli. Neymiş o çok şüpheli olan? Soruşturma sırasındaki bütün bilgileri sizinle paylaşamam. Siz bilirsiniz. O Maysan çocuğuma en kısa sürede, yani ne kadar sürede daha doğrusu bulabilirsiniz? Nermin Hanım, Can parmak arası terlik giyer miydi? Allah Allah, ne alakası var şimdi? Şad up Mahir, dedektif bey bütün ayrıntıları bilmek istiyor. Bu arada isminizi söylemediniz, what's your name? Şahane, Kemal, Kamil, hiç fark etmez. Her operasyonda başka bir isim kullanmam. Kamil iyi, Kamil iyi. Kamil yakışır sana ya. Mahir Bey, sizde Lazlık var mı? Allah'ım yok, Lazlıkmış yok, parmak arası terlikmiş. Dedektif misin, şaklaban mısın, ne ayaksın kardeşim sen ha? Girerken kolilerin içinde parmak arası terlikler gördüm. Eğer o terlikler Can'ınsa ve yanına almamışsa deniz kenarına gitmemiştir. Ve eğer onda Lazlık varsa, size çekmişse yani, aklına Karadeniz'in yaylalarına gitmek gelmiş olabilir. Hem serin hem uzak. Wow, very interesting. Mevzu bahis, şu avans hesabıma geçer geçmez bu tuhaf aşk hikayesinin peşine hemen koşacağım. Nermin Hanım, iyi günler. İyi günler. İyi günler Mahir Bey. İyi günler. İyi günler tekrar. Haybeye para veriyoruz buna Nermin, bu herif salak. Shut up Mahir. Onun hayatı seninki gibi öyle patates çuvalları ve soğanların arasında geçmediği için adam bütün ayrıntıları bilmek istiyor doğal olarak. Abi bu son kolye, hareket edebiliriz. Eyvallah koçum, eyvallah. Biz de çıkalım mı artık Nermin? Koşarak çıkalım Mahir. Bir an önce kurtulmak istiyorum bu hanzolardan. Kapıyı niye kilitliyorsun Maho? Sanki evi çalacaklar. Ne bileyim, alışkanlık işte ya. Aslında güzel mahalleydi be. Mahalle güzeldi ama mahalledeki bazı kırılar yüzünden apartman bize zehir oldu. Bence sen ağzını topla, giderek kaşınma Nermin Hanım. Öylesiniz tabii. Kızınız resmen benim oğlumu baştan çıkarttı. Bir kere sizin oğlunuz benim kızımı baştan çıkarttı. What? Büyü yaptınız oğluma, büyü. Resmen çocuğumun basireti bağlandı. Ben senin oğluna niye büyü yapayım bir kere? Benim kızımın güzelliği karşısında büyülendi, sapıttı senin oğlun. Senin kızın nasıl güzel olabilir ki? Ham maddesi belli. Allah sana senin gibi bir gelin versin inşallah. Ben senin gibi typical seri üretim bir Türk kadını değilim. Benim gibisi zor bulunur. Bak orada haklısın. Çünkü senin gibi cinsi 100 yılda bir gelir. Look at me. Look at me woman, look at me. Asaletimle geldim, asaletimle gideyim diyorum. Kaşınma! İstersen git de evvel bir jübile yapalım ha. Bana uyar. Hadi! Gel, 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 gel. Çok şükür sana söyle gel. Hadi yürü, gel. Yürü, yürü. Bak! Yürü, yürü. Ah! Nermin, ne yapıyorsun? Ah! Ne oluyor kızım? Kiminle münakaşa ediyorsun öyle? Aman şu münasebetsiz, tinyetsiz, anlayışsız züppe sonradan görme eski komşumla. Yani Ferdi'nin eski ortağının karısı. Allah'tan taşınıyorlar da rahat edeceğiz yani. Ah bir de kızım. Kızım ne? Kızım yani kızım burada olsaydı da şu kolileri toplama, açmama falan yardım etseydi diye söyledim. Ben şimdi yatak odasına geçiyorum anne. Bir şey olursa bana seslenirsin. Ah ne oluyor ayol? Koliler için ağlayacaksın neredeyse. Aa. Bilmiyorum ama nedense ben bu koli konusunda çok hassasım anne. Aa. Çok. Gülcüğüm, nasılsınız çocuğum? Yok yok,
Korkudan daha babam bana söyleyemedi kaçtım. Ya. Ne diyor? Ya bir saniye can, bir saniye can ya. Babaanneciğim bir dakika, diyafonu alıyorum. Sen ne yaptın? Ben de mevzudan haberdar olduğumu söyleyemedim. Bakalım baban ne yapacak? Of babaanne ya, durumlar iyice karışmış. Nasıl toparlayacaksın şimdi? Endişelendiğin şeye bak. Ya kızım, ben senin babanın altını bezleyen kadınım. Merak etme sen, ben bu işi halletmeden dönmeyeceğim. Aa, yok yok, öyle olmaz. Önce soğanı kavuracaksın. Yok, ben kuşkon maske koymuyorum. Bizimkilerden biri içeri girdi. Evet, evet. Ay, bizimkiler de bayılır, bayılır. Tamam babaanneciğim, mesaj alınmıştır. Ne olur bize her şeyden haberdar et, tamam mı? Öptüm. Babaanne değil, süper babaanne vallahi. Ha. Bugün ne yapıyoruz? Şehri gezelim mi? Bana uyar. Hadi çıkalım o zaman. Hadi. Nereye? Ay. Şehri gezecektik Ayşe'yle. Bekleyin. Niye ya? Ben de geleceğim. Hiç gerek yok Ayşe'yle. Ben buraları az buçuk biliyorum. Sen buraları biliyor olabilirsin ama beni bilmiyorsun. Ben olmadan bir yere gidemezsiniz. Oturun. Yan yana değil. Şimdi bu pozisyonu bozmadan böyle oturacaksınız. 5 dakika sonra gidiyoruz. Kaçarken doluya tutulduk Gül. Şimdi tatilde nereden çıktı kardeşim? Tatil değil abla. Bir nevi iş gezisi. İş mi buldun? Ya Gülbahar, bırak sıkma çocuğu. Nereye gidecekse gitsin. Yeter ki bize haber versin ya. Sen Tekin'i mi merak ediyorsun Ferdi? Yok abla, şimdi eniştem bu duygusal süreçte aile bireylerinin birbirinden ayrı olduğunda nasıl hazin sonuçlar doğurduğunu fark etti. Zaten mübarek gün insafa da geldi. Ondan. Sen hiç merak etme enişte, ben gittiğim her yerden sana haber veririm. Hadi görüşürüz. Aklına git, aklına gel kardeşim. Hadi bakalım. Hadi. Dikkat et. Anne, ablama ceza olarak bilgisayarını bana vermeyi hiç düşünür müsünüz acaba? Niye ceza veriliyormuş benim gülüme bakayım ha? Dün akşam arayacaktı, aramadı anneciğim. Hadi çocuğum sen odana git, kolilerini aç. Hadi bakayım, hadi, hadi. Tamam, ben kolilerini açayım. Ferdi. Efendim anne? Geç şuraya. Geç, geç, geç. Otur öyle. Ne oldu anne? Asıl sana ne oldu? Anneciğim işimden çok memnunum diyordun. Yazıhane oturduğum yerde her şeyi hallediyorum diyordun. Ne oldu da şimdi bu gül gibi işi bırakıp tır şoförüne dönüyorsun ha? Özledim mi anne? Şoförlüğü mü? Anne, kendimi hayvanat bahçesinde kafese konulmuş arslan gibi hissediyorum. Sen bana her zaman demez misin, arslan olun benim diye, ha? Ya ofis bana göre değil, benim gezmem, dolaşmam lazım anne. Bırak Allah aşkına, bırak bana tatava yapma, bırak. Kaç yaşındasın, ne gezip tozması anne? Hay Allah, hay Allah, hay Allah. Bak ben neyi unuttum Gülbahar ya. Anneciğim sen şimdi tetkiklerin burada İstanbul'da 15 gün sürmeyecek mi? Evet. O ev, o zaman biz bu evi bir aydan önce boşaltamayız, ha? Ben şimdi Mersin'deki ev sahibini arayayım, adamı da mağdur ettik yani. Aman canım, kimin ne zararı varsa ben emekli maaşından karşılarım. Anacığım, olur mu öyle şey ya? Estağfurullah ya. Ben telefon edeyim sen. Telefon geliyor. Bana bak. Bana bak, bu neler çeviriyor böyle ha? Ne çeviriyor? Ne bileyim anneciğim, aşk olsun, ne çevirecek ki? Bak benmişim. Gül Bodrum'a bayılır. Can'ı kolundan tuttuğu gibi Bodrum'a götürmüştür. Şimdi biz tak Bodrum'a atlayıp gideceğiz. Akşam da Barlar Sokağı'nda bir dolaştık mı, bu ikisine enseleyeceğiz. Çok güzel. Ferdi abi, tatile gittiniz mi diye kurçalt mısın? Ya ne tatili Aysel? Biz görev aşkıyla Bodrum'a gidiyoruz ya. Ama tabii gitmişken bir iki denize gireceğiz yani, değil mi? Ya. Bu arada eniştem kredi kartını görev için verdi. O yüzden Aysel'i sen çekersin ha. Ben senin gibi küçük adam mıyım? Tabii çekeceğim, Allah Allah. Bonjour. Bonjour mademoiselle.
Hayırdır bu suratın hali ne? Ev sahibim Kenan Bey vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Ama siz o kadar yakın mıydınız ki Matmaz'a bu kadar üzüldünüz ya? Üzülmedim. Ben sevindim diye biraz kötü oldum. Nasıl yani? Yani Kenan Bey ölmeden önce beni evden çıkartmıştı ya. Bundan oğullar haber yokmuş. Bana dediler ki istediğin kadar kalabilirsiniz. Ben de bu haber çok sevindim. O yüzden biraz üzüldüm yani. Nasıl desem, vicdan azap. O zaman sizin acil bir hava değişikliğine ihtiyacınız var Matmazel. Biz bu ekip olarak bir iki günlüğüne Bodrum'a kaçıyoruz. Siz de dahil olun. Bodrum ben orayı çok merak ederdim ama. Tamam işte süper. Şimdi gidin bikinilerin bulunduğu kolyeyi bulup hemen arabaya atın. Bikini diyorum çünkü orası çok sıcaktır. Mayo sıkar. Yani bikininin altını o yüzden özellikle çizdim. Rezervasyon falan ne olacak peki? Onu nasıl yapacaksınız? Aman canım boş verin şimdi yer yoksa bile ben havuzun kenarına bir şezlonda kıvrılırım ya. Hadi Matmazel hem ben de kız başıma kalmamış olurum. Yani. Peki o zaman ben 10 dakika hazır olurum. Geliyorum. Güzel. Şşş. Peki. Herhalde Matmazel'in masraflarını sen çekeceksin değil mi? Bir dakika o görene dahil. Nasıl oluyor lan bu? Şimdi düşün. Bizim Can'la Gül'le en iyi kim anlaşıyor Matmazel? Biz onları orada enselediğimizde geri dönmeye kim ikna edecek? Matmazel. Ben ondan çağırdım zaten. Yoksa bana ne? Bana bak burası çok mu sıcak oldu? Hadi çıkalım. Sıcak olmadı da Matmazel geliyor diye seni ateş bastı belli. Al şunu al. Hadi Aysel hadi. Hadi hadi. Davulumun ipi gaytan, kalmadı sırtımda mintan. Verin ağlar bahşişimi, yapayım kendime mintan. Mehmet Ali. Ne yapayım be? Ha? Mani provası. Allah'ım be, bir korona evde prova mı yapılır be? Zaten anca uyuttum kendini yahu. Ne yapayım ya, ne yapayım? Bugün benim ilk sahurumdur, prova yapmam lazım. Sağ olsun Ferdi abi, ilk başta karşı çıktım kendine ama bayramda iyi bahşiş toplayacaktı eşim değil. Artık davul çalmak yasak değil mi be? Hı. Bu bizim geleneğimizdir ya, o abine karışır bu işe. Bak dinle göresin, mani nasıl oldu? Davulumun ipi gaytan! Aha Mehmet Ali, uyandırdın Rauf'u, of! Davul patla inşallah anladın, davul patla! Nasıl eğlendiniz mi? Vallahi ben Can'ı hiç göremedim çünkü sürekli aramızda sen vardın halacığım. İnanmıyorsun ama ben de sapık değilim halacığım, Gül'ün nişanlısıyım. Evlenmeden önce temas yok. Ben şimdi bunları bırakıp geleceğim ama gözüm üzerinizde. Aşkım ben seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Ay, ay. Ne oluyor ya, gizli kamera mı yerleştirdi bu kadın salona? Gizli kamera değil. Ama çocuklar için olan bebek cihazından aldım, bak. Can, hı. Görüntüde biz varız. Vallahi biz varız. Gerçekten gözüm üzerinizde, ona göre. Yuh artık ama ya. Aman, bu koca evi tekrar bir ay sonra nasıl kolilere koyacağız be Ferdi? Hallederiz Gülbahar. Ya bir ay boyunca mülteci gibi oturacak halimiz yok ya. Ay canım, çok yoruldun yavrum, çok yoruldun biliyorum ama... şu mutfağın kapısını açıver de biraz cereyan yapsın bari, çok sıcak oldu burası. Tamam anneciğim, başka hadi olsun canım. Açıveririm ben şimdi. Zaten içeride işlerim var benim. Şurada. Ay, gelsene oğlum. Ne oldu anne? Şu ortaklığı bozma fikrinden hiç haz etmedim, hiç. Ne yapalım anne, öyle gerekti. Hadi bırak bırak, ben her şeyi öğrendim. Ne öğrendin anne? Canım karşı komşuymuş ortağın.
Karılarınız anlaşamadığı için bozmuşsun ortaklığı. Ya ne alakası var anne ya? Bak böyle annenle yağlı mağlı konuşma. Böyle mi yetiştirdim ben seni? Karını idare edemiyor musun sen? Aa. Kahretsin Mahir, kahretsin. Yapma Nermin'lerin Nermin'i, abartıyorsun ama. Ne oluyor? Kabus geri döndü anne, kabus. Aa, abartıyor muyum? İki tane ufacık farecik gördün diye yani insaf. Ufacık ha, ufacık. Benim gördüğüm fareler ilkokul çağına gelmişti Mahir. Yeşil yeşil gözleri, nasıl iğrenç iğrenç bakıyorlardı. Ay. Derhal satışı iptal et, ben hayatta o evde oturamam. Ne oluyor ya? Yok bir şey, yok bir şey. Küçük bir sorun çıktı da. Ha. Küçük mü? Küçük olan senin hijyen anlayışın Mahir. Ay, Mahir Bey siz misiniz? Evet. Siz? Tanıştırayım. Bu benim eski ortağım Mahir. Bu karısı annem. Ben de efendim, ben de. Gülbahar sizden çok bahsetti. Eminim. Hadi anneciğim biz artık içeri geçelim. Aşk olsun Ferdi, ben seni böyle mi yetiştirdim? Anne ya. Ne annesi çocuğum, ne annesi? Öyle yağlı mağlı konuşma annenle. Aa, yani komşularım apar topar boş eve gelmişler. Akşama ne yerler ne içerler, iftarda ne yaparlar diye düşünmüyorsun olur mu canım? Aa. Efendim. Gülbahar akşam için bir sıra hazırlık yaptı. Lütfen buyurun iftarı birlikte açalım. Anne. Aa, ne annesi canım ne? Ben çok acıktım aslında. Mahir. Lütfen. Anne. İtiraz dinlemem, sen de sus anne deyip durma. Bu kadar. Lütfen efendim, lütfen buyurun. Gelelim o zaman. Hem şu konuyu da bir büyüğün önünde konuşmuş oluruz. Hangi konuyu? Aa, sizin olaylardan haberiniz yok mu? Ne olayı efendim? Ne oluyor? Böbrek tutuyor, böbrek. Böbrek tutuyor. Böbrek tutuyor. Sen üzülme diye söylemedim hala. Böbrek tutuyor. Ne oldu hayatım? Kocam benim taşı düşürüyor. Niye kimse bana söylemiyor? Sen üzülme diye söylemedim. Ben de sen ev havlanma diye söylemedim. Ay ya. Nereden çıktı şimdi bu iftar yemeği? Patladarak davet etti. Daha ben itiraz etmeye fırsat bulamadan şıp diye kabul ettiler beni. Hay Allah'ım yarabbim. Ya söylerse Gülle canın kaçtığını? Söyleyecek zaten. Onun için geliyor buraya. Olay kokusu aldı cadı. Yani kapıdan kopsak Ardiye'ye merdiven dayar, oradan girer içeri. Annem beni kesecek Gülle. Ay ne yapacağız Ferdi? Nasıl susturacağız Nermin'i? Yalan söyleyeceğiz. Tuttu tuttu. Tutmadı. Ruhum el Fatiha. All right Fidel, gelişmeleri merakla bekliyorum bari. Ya Mahir Bey, seni salak dediğin adam çocukların izini bulmuş. Aa hadi ya, neredelermiş? Haremden otobüsü hareket etmişler. Hangi şehirde gittiklerini de biliyormuş. Bütün bilgiler kesinleşince bana haber verecek, ben de tepelerine bineceğim. İyi de Nermin, bu ev tekrar nasıl yerleşecek? Sen kolileri boşalt, ben yavaş yavaş yerleştiririm. Aa, koparanlar hole çağırıyor. Aa, hayırdır? Biliyorum, hadi gel. Stop, stop. Nasıl görünüyorum? Gayet iyi, şahanesin. İyi, hadi. What's up, ma'am? Ganesh. Karını seslendir bakalım, ne diyor? Ben artık o kadarını anlıyorum Ferdi. Ne oluyor diyor. Olan şu, ben öyle lafı dürüm gibi kıvırmadan direktman söylerim. Hadi söyle. Şöyle ki, biz her ne kadar hiç istemesek de siz bu akşam bize yemeğe geliyorsunuz. Ay, içimi bayılttım vallahi Ferdi. Kaynanamın Can ve Gül'ün kaçtığından haberi yok. Bize ne bundan? Siz de söylemeyin. Umurumda değil. Kızınızın oğlumu nasıl baştan çıkarttığını şakır şakır anlatırım. İsterseniz anlatın ama
Benim anacığım ağır kalp hastası olduğu için ben bu durumu anneme söyleyemedim. Ya siz söylerseniz de kalpten giderse günah boynunuz artık. Elinizi vicdanınıza koyun, karar verin. Bizden söylemesi. Hadi, hadi. Geçelim Fert. El, vicdan. Zeytinyağlıları tabaklara servis edeyim mi? Yok zahmet etme anneciğim. Herkes istediği kadar alsın. Ben bakarım. Hello Jackie. Hello Mrs. Beceren. Fantastic. Cep telefonu yapmışsın. Babaannem almış karne hediyesi. Ne güzel. Hoş geldiniz. Hoş buyurun. Buyurun. Çocuğum baksana telefonuna. Alo. Ne haber Yağmur Ali? Hiç işte şimdi komşularımız geldi de iftara. Ne? Ne iş var Nermin teyzelerin bizde? Ne oluyor da oğlum? Bir şey yok abla, her şey kontrol altında. Sen neredesin, iyi misin? Biz iyiyiz, sen merak etme. Emre sen şimdi bana birkaç tane tişört, kot falan koyuyorsun. Verdiğim adrese gönderiyorsun. Yaz adresi. Tamam, bir dakika yazıyorum. Evet, Bağda Apartmanı'nın adı. Kulüp Hastanesi'nin üstü mü? İyi de burası babaannemin evi değil mi? Vay be, çevirdiğiniz dolaba bak. Tamam abla, kimseye söylemem. Ama laptopa da el koyarım he. Anlaştık. Yani eşyalar yarın sende bil. Bay bay. Demek oğlunuz tıpta okuyor. Keşke o da gelseydi. Nerede kendisi? tatilde. Ay yoksa arkadaşının yazlığına Gül'le beraber mi gittiler Ferdi? Ne var yapıyorsun oğlum ya? Ne var canım, ne olacak? Komşu çocukları değiller mi? Ya yani öyle beraber tatile gitmek gibi bir şey yok tabii de... Can, Gül'ün hocası gibi sayılır. Üniversite sınavlarını hazırladı Gül'ü. Aferin onlara, aferin. Ay hazır boğazımdan bir şeyler geçmişken... ...ilaçlarımı bak geçmeden ben alayım müsaadenizle. Hayır, iç al. Anneniz kalp krizi geçirmesin diye şuraya geldim. Ama birazdan ben kalp krizi geçireceğim. Şimdiden söyleyeyim. Ben her şeyi anlatacağım birazdan. Yeter. Ay 40 yılın başı bir hayır işlediniz. Bari sonunu getirin Nermin Hanım. Nermin yapma, kadın hasta. Ay niye şimdi bütün oklar yine bana döndü anlamadım. Anlatalım da kadıncağız bilsin torununun ne marka olduğunu. Ay duyan da bizim kızımız oğlunu almış atının terkisini attı kaçırdı zanneder. Biraz daha sıkın dişinizi. Tekin'le muhtarı çocukların peşinden gönderdim. İki güne kalmaz getirir çocukları. Ondan sonra siz sağ, biz selamet. Ay, Tekin'le muhtarı yollamışmış. Duyan da Sherlock Holmes'la James Bond'u gönderdi sanır. Ayolu o iki tane stupid ilk önce kendi baktırlarını bir toparlasınlar. Sanki kendi dedektif tuttu da. Yes, I am. Yes. Ellerinize sağlık Gülbahar Hanımcığım. Afiyet olsun. Gelininiz yine döktürtmüş. Nasıl güzel, nasıl güzel çok yemek. Çok güzel yapıyor. Zaten rozbaharı ben yemekte tek geçerim. Bak gördün mü? Ne kadar seviyor canım, arkadaşın seni. Canım. Çok sever yemekleri. Çok. Evet, iftar sonrası kahvelerimiz de geldi hacım. Hayatım. Afiyetler olsun. Ne oldu hala? Beğenmedin mi kahveni? Allah Allah. Ne bileyim, belki içine ilaç koydunuz. Beni uyutacaksınız. Hayda,
Sen bizi ne sandın halacığım? Hadi bakayım o zaman. Dök kahveyi, iç göreyim. İçerim. Al. Ay. Ay. Aşkım, her yerin ağzını burnunu yaktın. Ne kadar şarapsın ama ya. O kadar yağlı kalbinize dokunmuyor mu? Ya niye dokunsun ki? Aa! Ay, magazin programı. Aç aç sesini. Kumanda nerede? Ay. Benim dizinin başrol oyuncuları aşk yaşamaya başlıyorlar galiba. Anneme ihtiyarladığını bir türlü kabul ettiremedik. Biliyorsun değil mi Maha? Şu anda bizim oğlumuz magazin programı seyreden bir ailenin kızıyla beraber. Unbelievable! Biz de magazin programını sevmeyiz efendim. Belli belli. Ünlü şarkıcıyı vokalistiyle yakalayan ekibimize magandalar saldırdı sevgili magazin severler. Canan Hanım, iki gün önce Kadir Bey'in teknesinde görüntülendiniz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ay yılana ver arkadaşlar. Ay, yapmayın, yapmayın arkadaşlar. Kadir Bey, Canan Hanım atandığınız doğru mu? Kadir Bey lütfen. Göndermiştiniz Ferdi Bey. Ay evet Ferdi, hakikaten niçin yolladın? Buyurun. Bırakın canım bizim Hayta Tekin'i. Evet kahveleriniz nasıl olsun bakalım? Orta olsun. Ben kahvelerden önce Ferdi Bey'in yanıtını almayı tercih ediyorum. Evet, Tekin'le Mıhtar'ı ne için göndermiştiniz Ferdi Bey? Bu bir ailevi şey, sizi hiç ilgilendirmez. Ha, bizi ilgilendirmez öyle mi? Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Rozbahar Hanımcığım, Tekin'i ne için göndermiştiniz sorusunun cevabının yarısı bizi de yakından ilgilendiriyor. Ay Ferdi artık hiçbir şey anlamıyorum. Ne oluyor canım? Anacığım aramızda bir espri sen anlamazsın ya. Hadi bak ben babamın çok eski çok güzel resimlerini buldum. Gel sen onları göstereyim. Saçmalama şimdi bir dakika ya, buna bakıyorum ben. Anacığım sen benimle gelsene iki dakika ya. Bak sana ne güzel resimlerini göstereceğim baba. Geç anacığım geç, Allah'ını seviyorsan ya. Gel ya. Gel anne ya. Var ya sen. Yes ben var ya ben. Evet ne var ben var ya ben. Yani bir dakika bak. Kadın kalp hastası ne oldu, bir gerginlik yaratma ya. Bana ben! Ne? Bakıyorum, bakıyorum. Gülbahar Hanım, bir dur. Gülbahar Hanım, lütfen. Of ama ya! İyi akşamlar. İyi akşamlar. Artık yarın ben de bir iadeyi ziyarete gelirim Nermin Hanım. Tabii efendim, ne demek? Arzu ederseniz iftara, arzu ederseniz sahura. Ne zaman isterseniz başımızla birlikte. Sağ olun. Neyse o zaman cümleten good night. Go to hell. Ne dediniz? Boş verin anneciğim. Bizim için ne dediyse Allah bin katının Nermin Hanım'a versin inşallah. Amin. Evet. Amin. Hoşçakalın. Bye. Güle güle. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anacığım ne yapıyorsun? Bıraksana adamı gitsin ya. Tüh! Anne delirdin mi sen? Ne yapıyorsun ya? Esas siz delirdiniz mi? Karılarınız yüzünden mis gibi giren içinizi bozuyorsunuz. Ama anacığım Amacığım anacığım yok. Sus! Mahir Bey oğlum, bu ortaklığı bozmak senin işine geliyor mu? Pek gelmiyor. Bana acil tır lazım. Ferdi sana da para lazım değil mi? Sen ne ara öyle bir Mersin aşıklısı oldun hiç anlamadım. Sen ananı kandırabileceğimi sanıyorsun ha benim salak oğlum. Anacığım bak bunun yanında böyle salak malak olmuyor mu? Sen şimdi ya, onu bunu bırak. Bırak artık büyüdünüz ya, adam gibi davranın. Ayıp size ya, ayıp. Çoluk çocuk sahibi oldunuz, sorumluluk sahibisiniz. Hala oğlan çocuğu gibi davranıyorsunuz. Yazıklar olsun size, yazıklar olsun. Ver bakayım elini. Sen de ver. Hadi. O zaman yarın öyle gelip tır işini hallederim. Tır meselesi çözüldüyse benim de gelen siparişleri reddetmeme gerek yok. Güzel. Güzel. Güzel.
şeytan. Dalmadı sırtımda mintan. Verin dualar bahşişim. İşte bu be. Hayır işte bu. Mintan. Ramazan'da sahura davulla kalkılır Gülbahar. Cep telefonuyla değil. Şahit bu kadar mutlu olacağını bilsem... ...ben senin için 365 gün davul çalarım ayol. Davulumun ipi Gaytan. İyi ki akşamdan kurduk sofrayı. Ay vallahi ya ne iyi akıl ettin ha. Şimdi nasıl uğraşacaktık ya. İyi oldu böyle. Bence Mehmet Ali abi bu davul işinden manyakça bir zevk almaya başladı. Bakın nasıl koptu gene. Ferdi böyle davul 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 dedin tutturdun aldılar çocuğu işte. Aman bir şey olmaz Gülbahar ya. Sahurdan sonra gider alırım ben. Hadi gelin oturun yiyin ya. Hadi gelin. Aslında kafası sargılı zaten baba yani. Kafayı çarptı delil diler çıkarırsın. Yani. Bak sen. Bak bakayım oğlum. Sorma anne sorma. Bunun baba kafa fena çalışıyor. Ne yapacağız bunu da bilmem. Ne yani aptal mı olsaydım? Hadi bakayım ye bakayım sen yemeğini. Fethi abi yaktın. Abartma ya. Müslüman bir ülkede Ramazan'da ulu çalmanın ne cezası olabilir? Öyle değil mi memur bey? Avrupa Birliği'ne girdiğimizden beri sifon çekip komşuyu uyandırmak suç. Bu bütün mahalle uyandırmış düşün. Ama bu bizim geleneğimiz. Yani Ramazan'da davul çalma Avrupa Birliği rahatsız olmasın. Mahyayı yakma Avrupa Birliği'nin gözleri kamaşmasın. Ya bu nereye kadar böyle devam eder? Onu gidip Avrupa Birliği'ne söyleyeceksiniz vallahi. Söyleyeceğim. Söyleyeceğim ama sen şimdi bunu bırak ben götüreyim ya. Olmaz çok şikayet var. Ya şikayet. Kafası sarkılı zaten baba yani. Kafayı çarptı delil diler çıkarırsın. Şikayet var da yani bu çocuğun aklı başında değil. Ya kafasını görmüyor musun? Bunu çok pis dövmüşler. Yani bunun aklı gidik biraz. Sen şimdi bizi mahalleden tanımıyor musun? Bırak şimdi rapor mapar Allah aşkına. Bunlarla uğraştırma bizi ya. Ya hem bu çocuk daha yeni baba oldu ya. Biliyorum markette gördüm ya. Hayırlı olsun kardeş. Sağ ol teşekkür ederim. Tamam hadi gidin ama bir daha. Tövbe tövbe bir daha hiç olmaz. Merak etmeyin siz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. İyi görevler. İyi akşamlar sağ ol. Kargo. Tekin, ben sizi niye gönderdim? Sizin ne işiniz var Bodrum'da tatil köyünde be? Bana haber verseydiniz biz de gelirdik be oğlum. Değil mi? Neyse hadi tamam. Bizim için de eğlenin. Bana bak, bir şey olursa haber verin ha. Tamam mı? Hadi, hadi bakalım görüşürüz. Güle güle. Kimdi o? Ya halden arkadaşlar tatile gittiler de. Neyse sen şimdi bunları boş ver de. Esas senin tahlil günlerin ne zaman onu söyle. Canım Müjgan'ın harika bir doktoru varmış. Ondan randevu talep ettim haber bekliyorum. Sen onları düşünme. Hı. Bırak şimdi. Sen niye hala bu saate kadar hale gitmedin onu söyle bana. Tam şimdi çıkıyordum. İyi hadi o zaman. Sen ne yapacaksın? Nermin Hanım'a misafirliğe gideceğim. Yapma ya. Ya gitme anne ya. Aa niye? Sen benimle hale gel. İyice delirdin sen. Oğlum ne yapacağım ben halde? Anneciğim bunca zaman oldu daha çalıştığım yeri görmedin. Bir gel
bir gör, bir oku, bir dua et. Ay aman, ben buradan okur üfler yollarım sana, ne olacak, hadi yürü. Hayırlı işler, çabuk. Hadi hadi, hala ağa diyor, anne diyor. Eğer öterse biterim. Sinirlerim bozulmuş. Benim sinirlerim bozuldu. Sarılmak yok. Nurhani elindeki? Kızım, Nermin Hanım'a gidiyorum ya, öyle eli boş gidilmez, ayıp. Aman, o ne anlar öyle inceliklerden be anneciğim. Hem de kolonya götürüyorsun, limon kolonyası. Ay seni böyle hor görecek, ezecek, bir sürü hakaretler edecek kolonya götürdün diye. Hem de bunların hepsini İngilizce yapacak, ne gerek var? Kızım, biz adab-ı maşeretimizden ödün vermeyelim de gerisi ona kalmış. Ben kaçtım. Hey, küçük bey. Aa, öyle kaçtım deyip gidebilmen için önünde çok uzun yıllar var. Bey nereye gidiyorsun, C çantanın içinde ne var? Of, mahalle okulunun spor salonunda basket maçı yapacağız ya işte yani. Havlu, topsu falan koydum çantaya. Ay, ay yerim ben onu, bak görüyor musun, havlusunu da koymuş. Aferin sana. Annemin zorla sırtıma sokmasından daha onurlu babanla. Aa, gel bir öpeceğim seni, dayanamam. Oh, oh, aferin, hadi bakalım. Geç kalma. Anne, ben mutfakta bulaşıklara girişiyorum. Bak o Nermin Hanım da senin canını sıkacak olursa hiç durma. Hemen kalk gel evine, tamam mı? Tamam, tamam. Ay neymiş bu Nermin Hanım? Alo, Gül. Her şey yolunda mı yavrum? Babaanne, Ayşe hala hayatı bildiğin zindan etti. Öleceğiz korkudan ya. Kadın gözleri açık uyuyor. Yemin ediyorum, babamları ikna etmezsen biz buradan da kaçmak zorunda kalacağız. Hah genç. 3 numara kaçıncı katta ya? Koparanlar mı geldiniz? Bakayım. Hı, evet, koparanlara geldim. Sizin yukarı çıkmanıza gerek yok. Ben sizin için aşağı indim. Bu paket. Evet. Burada da adres yazıyor. Ne var bunun içinde? Giyim eşyası. Ödemeyi karşı taraf yapacak. İyi de benim imza almam lazım. Velin yok mu senin? Yok. Ama olmaz ki senin imzan. Reşit birinin imzalaması şart. Yok benim babam abi ya. Yok mu? Yok. 3 yıldır yok. Yetimim ben abi. Yapma ya. Annem de çalıştığından ablama bu eşyaları gönderebilecek tek kişi ben varım. Yarına kadar bu eşyalar ablama ulaşmazsa ablam çok üzülür. Ne olur abi, yardım et bana ya. Ne yapsak? İyi o zaman. Sen şuraya şöyle yakışıklı bir imza at. Gerisini bir şekilde hallederiz. Sağ ol abi. Sen çok iyi bir insansın. Dağınıklığın kusuruna bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. Eviniz de kendiniz gibi modern döşemişsiniz. Kendime döşemek? Bir nevi iltifat ettiniz herhalde, anlıyorum. Mersi. Benim gelinim de evlendikten sonra saldı kendini. Keşke o da sizin gibi baksa kendine. Bir koparan kadınından böyle sözler duymak şaşırtıcı. Torunum da benim gibidir, moderndir. Ay, 2 günlüğüne arkadaşına gitmiş güzelim benim. Göremedim onu da. Arkadaşına gitmiş. Döner, döner. Ben sizin oğlunuzu çok merak ediyorum.
Resmi varsa gösterebilir misiniz? Ah evet, gittiği günden beridir. Yakınımda da ayırmıyorum, şuraya buzdolabının üstüne koymuştum. Yurt dışına mı gitti? Ah evet evet, şey bir tıp kongresi vardı da onun için gitti. Ya ay, doktor çıkacak demek ki. Bakayım. Ay dur. Maşallah, pek bir yakışıklı canım. İyi bir evlilik yapar inşallah. Canım, benim torunuma da ders vermiş, Allah razı olsun. Benim torunum da iyi kızdır, yani bilirsiniz zaten, tanıyorsunuz. Bilmez miyim, bilmez miyim? Güzeldir de kerata. Güzeldir, evet. Zekidir de. My God, bilir, çok zekidir. Ne akıllıdır o, ne akıllıdır. Unbelievable. Geçtim kadının karşısına, oğlumu baştan çıkartan torununu övüyorum. Ama doğru ya, hem anasından akıllı, hem anasından güzel. Anası tırcıyı aldı, kızı tıpçıyı kaptı. Kendine gel Nermin, gül değil o, zehirli sarmaşık. Hala biz çok sıkıldık, ne olur dışarı çıkalım ya. Kızım benim tansiyonum var, bu sıcakta ben sokağa çıkamam. Bizim yok, biz çıkalım. Klimayı açalım o zaman. Yok, klima beni çarpar. Ay münasebetsiz bay. Ayıp oluyor malacığım, şimdi ne yaptık ya? Oğlum sana demiyorum. Bir adam karşı kaldırımda durmuş, böyle bizim evi röntgenliyor. Bak. Aa, hakikaten buraya bakıyor salak ha. İneyim bir sorayım bakayım, derdi neymiş? Hı-hı. Dur bakayım, dur. Şimdi hallederim. Ay Can, adamı tuttu. Ay geliyor var. Yapmayın. Durmayın. Yapmayın. Yapmayın. Seni iki güzel genç kızı gördüğün evde böyle dikizlersin ha. Seni kaç. Alacığım bir dur, öldüreceksin adamı ya. Durun açıklayayım ne olursunuz. Ne açıklayacaksın sapık herif? Can, adam gitti. Gitti vallahi. Gel anneciğim, gel. Neler konuştunuz bakalım Nermin Hanım'la? Aman, hani konuşacağım o kokoşla. Ay pek bir sonradan görme vallahi. Sevmedin değil mi? Ay iyi, iyi. Ben de seveceğim diye ödüm koptu. yok. Onu değil ama oğlunu görmeden pek sevdim. Resmini gösterdi de yakışıklı çocuk şimdi. Maşallah var. Efendi de bir şey belli ki. Tıp da okuyormuş. Bana bak Gülbahar. Böyle damadı nerede bulacaksın? Kaçırma bu oğlanı. Vallahi anne, gel böyle şeyler benim demem ne olmaz ki? Olur. Niye olmasın? Sen kız anası değil misin? Sen tanıyorsun, iyi çocuk değil mi? Yani, iyi çocuk tabii canım. Can iyi bir çocuk. Benim yemeklerimi de çok sever. Tabii annesi sürekli mısır püskürü pişirdiği için sevecek tabii yani. Böyle saygılıdır, sizli bizli konuşur. İşte Gülbahar Hanım teyzeciğim nasılsınız, iyi misiniz falan böyle. Çok mültefit yani, saygılı bir çocuk. Ne diyorum ben ya? Kızımı kaçıran çocuğu övüyorum. Aslında iyi çocuk Can ama yani bir de şu gülü kaçırma olayı falan olmasaydı. Ah çocuğum, sen niye kaçırıyorsun benim kızımı? Ah Ferdi'cim gel, hoş geldin. Hoş bulduk Gülbahar. Al bakalım, bu senin. Emre nerede? Arkadaşlarıyla top oynuyor. Hı. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Al bakalım, bu da senin. Hayırdır Ferdi? Nereden icap etmiş mi böyle hediye almak? Ortaklığım bozulduğundan beri yarım kalan bir sevkiyat vardı. Peşin parasını aldık. Ben de bir ıslatayım dedim ya. Allah'ıma şükürler olsun. Ay yarın torunum da geliyor. Allah'tan başka ne isterim ben? Ya. Değil mi?
Haydi. Ferdi hadi kalk. Ferdi. Ferdi. Hayırdır? Uyku tutmadı be Gülbahar. Niye? Sen hala uyku serserisin galiba. Kızım yok Gülbahar. Vallahi canım çok sıkılıyor ya. İyiymiş. Buna da şükür. Hiç değilse haberimiz var iyi olduğunda. Vallahi sana belli etmemeye çalışıyorum ama benim de içim parçalanıyor be Ferdi. İnadımı kırdım. Gül'ü aradım. Ama telefonu açmadı. Can'ı aradım. O da telefonu açmadı. İşte oruçlu ağzımda kaç yaşında kadına yalan söyledim. O da ayrıca bir dert. Yarın da gelecek dedik. Buraya kadarmış Gülbahar. Bugün söyleyeceğim anneme kaçtığını. Davulcu geçti mi davulcu? Geçmedi anacığım. Avrupa Birliği davulu yasaklamış. Aa, ona neymiş canım? Aa. Otur anacığım, otur. Sana bir şey söyleyeceğim. Ama bak, Allah aşkına heyecanlanmak yok, tamam mı? Hayrola? Gül. Evet. Gül arkadaşlarıyla tatile gitmedi. Aa. Kaçtı anacığım. Hem de karşı komşunun oğlu Can'la kaçtı. Aa. Ya. Yok be, ne olacak kızım? Buna kızım deme. Şu anda buna mı takılıyorsun? Babaannenin ilaçlarından bir karışım yaptım. Sadece uyutacak, sonra biz aynen vın. Bu ne ya? Bebek şeyini? Kapattım, kapattım. Ya bu adam da hala ayrılmadı. Yani nabzı falan normal ama. Gitti. Gitti dövdü adamı, karakolluk olacak. Bak benim en son istediğim şey polis görmek Can. Ya biz ikimiz de reşitiz. Karakol bize ne karışır kızım? Bana kızım deme. Kızım ne güzel hazırlamışsın. Ben hazırlardım sofrayı. Otur alıcım, orası senin yerin. Haydi afiyet olsun. Hayda. Buyur. Ne oldu, beğenmedin mi? Ay yok, çok lezzetli olmuş. Hani soracaktım, bana da söyledi ya. Yok canım, o benim sırrım, söylemem. Sen iç, 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 sen iç, afiyet olsun hadi. Çok güzel ya gerçekten. Hiç. Kabus görüyordum da hala görüyorum yani. Ay! Ayşe hala? Ya ne öyle her gören beni böyle hortlak görmüş gibi bağırıyor? Kaç gündür uyumuyorsun yani? Doğal olarak biz de şaşırıyoruz yani. Demek ki de benim yüzümü yıkayayım. Üf! Buna musayyet olun. Cyborg mudur nedir? Kadın metabolizmasını görev aşkıyla ayakta tutuyor. Can. Başı. Aa. Başı. Can.
Gül. Bana bir bardak su verir misiniz lütfen? Can, Gül. Sen bizim ismimizi nereden biliyorsun? Hayal meyal hatırlıyorum ya. Neredeyim ben? Burası neresi? Benim babaannemin evi. Sen kimsin? Babaannenin evi mi? Tuvalet nerede? Böyle su da yapıyor. Gel be. Git seni kapıya al. Kaçtı mı o? Kaçtı. Kapıyı da kilitledi. Şimdi işin yoksa çilingir çağır. Ya kim bu adam? Yahu siz ne biçim ana babasınız? İki tane küçük çocuğa mukayyet olamıyorsunuz. Çocukların hiç mi suçu yok anne? Sus Ferdi, sus. Cevap verme bana. Kazık kadar adam olmuşsun ama baba olamamışsın. İki aile anlaşamıyorsunuz diye gencecik insanların hayatını zindana çevirirseniz onlar da o zindandan kaçarlar. Hem bu zamanda insan can gibi damat bulsa değil reddetmek 10 takla atar, 10 takla. Haksız mıyım? Sen onun bana ne yaptığını bilmiyorsun. Evime sızdı, Gül'e kardeş dedi, bana yamuk yaptı. Hah! Sanki ben Gül'le sevgili olmak istiyorum dese izin verirdin. Ay ben oğlumu tanımıyor muyum? Bırak Allah aşkına, bırak. Sen Nermin Hanım, kendi ağzınla bana Gül'ü beğendiğini söylemedin mi? Şimdi sırf Gülbahar'a inat olsun diye benim torunumu reddetmiyorsan ben de ne olayım? Olur, doğru. Uygun görmeyebilirsin. Ya ama yani oğlun senin zevkine göre mi kızmamak zorunda bir hanımefendiciğim? Mecbur mu buna? Valla iki tarafa birden söylüyorum. Aklınızı başınıza toplamazsanız çocukları asla bulamazsınız. Asla dönmezler. Öyle hot sotla iyi ana baba olunmaz. İyi ana baba kendi mutluluğundan önce çocuklarının mutluluğunu düşünür. Vallahi haşırttudu blackboard yaptı bize kadın. Ay ne diyorsun Maho? Artık seninle konuşmak için eve argo sözlük alacağım. Ya bize geç yani haklı diyorum, söylediklerin de haklı. Biz de söylediklerini oturup afiyetle yalayıp yuttuk vallahi. Oh God! Ben bunu daha önce nasıl düşünemedim? Neyi? Biz yasakladık diye bu kadar kıymete bindi bu ilişki. Olabilir. Oluruna bıraksak belki de 2 gün sonra ayrılacaklardı. Tabii bizim zamanımızdaki gibi değil ki. 2 ay çıkıyorlar sonra hop gelsin yenisi. Hadi ciddiler diyelim. Aha bunun sözü var, nişanı var. Oho. What? Ne sözü ne nişanı? Eğer rahat rahat flört etmelerine izin verseydik... benim oğlum Gül'ün kendi kalibresinde olmadığını zaten anlayacaktı. Ben Can'ı arayacağım. Niye? Her şeyi okuyayım geri dön diyeceğim. Aradığınız kişi şu an ulaştı. Kapalı. Send a message o zaman. Ne? Sen mesaj de... atacağım, mesaj. Aha. Inspector Svidel arıyor. Nermin Beceren buyurun. What? Buldunuz mu oğlumu? Ne? What the hell? Ne oldu? Nermin neredelermiş? Gül's grandma. Ne? Gül'ün babaannesindelermiş. Vay cadı kadın vay. Süpürgeyi park etmiş, bize oyun oynamış. Görüyor musun sen? Annemin söyledikleri koydu be Gülbahar. Yani hele bu yaştan sonra... annesinden azar etmek insana dokunuyor yani. Ama haklı Ferdi. Doğru, haklı.
Haklı. Yani höt söt yaptım da ne oldu? Hiçbir şeyi kazanmadığım gibi kızımı kaybettim. Galiba en iyisi bu işi olduğu gibi kabul etmek, gerisini zamana bırakmak. Su akar, yatağını bulur. Ben şimdi telefon etsem bu telefon açmaz. Mesajla söylerim onu affettiğimi. Ölümlü dünya. Aman niye geriyoruz ki biz kendimizi bu kadar? Hay ömrüne bereket be. Ne güzel söyledin Gülbahar ya. Ben bakarım. Buyurun. İyi günler beyefendi. Emre Koparan'ın evi değil mi burası? Evet buyurun, ben babasıyım. Ne? Siz ölmediniz mi? Ne ölmesi kardeşim? Dağlar taşlar gibi ayaktayım maşallah. Nasıl sen ne ayaksın be? Vallahi ben gördüğün gibi kuruyayım abi. Sabah senin çocuk bir paket gönderecekti. Ama babam öldü falan deyince ben belgeyi ona imzalattım. Ama TC kimlik numarası olmayınca tabii anladılar durumu. Velisinin imzalaması lazım mı? Neymiş o paket? Vallahi bana elbise paketi dedi abi. Elbise mi? Evet. Ver bakayım. Hem içindekilerin kontrol edilmesi gerekiyor. Öyle mi? Yani açıp bakmanız lazım. Verdi, ne oldu? Paket gelmiş, ver. Bunlar gülünür bir şey değil mi ya? Nereye gönderilecekmiş bu? Vallahi şurada yazıyor abi. Ver bakayım. Şöyle buyurun. Anne! Hayır dedim. Gül, sende mi saklanıyor? Tabii onda saklanacak. Başka kimde saklanacak ha? Bizim dedektif eliyle koymuş gibi buldu çocukları. Bizi oyuna getirdi bu kadın. Anne! Nereye ala? Daha karpuz kesecektik. Ay iğrençsin ya. Ne kaldı? Sorun da işe yaradı. Yürü yürü yürü. Bu terminatör yeniden dirilmeden aynen topuk yerleri. Hadi kaçıyoruz. Pardon. Şimdi bu... Aferin ablan. Son laf abla söyleyemiyor. Ablan ya. Aile bireylerinin ayrı kalınca ne ulan... Aile karşılarının birbirlerinden ayrılması. Neydi be laf? Unuttum pardon. Ben sana 365 gün davul çaldırayım ağabey. Bu niye yanmıyor? Tamam. Hadi iyi geceler aşkım. Yaklaşmayın! Hadi aşkım, iyi geceler. Ay, yavaşmayın! Pardon hocam. Pardon hocam.